Arkadaşlar selamünaleyküm. Tuncu abi nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? İyi. Arkadaşlar bugün Tuncu abiyle Bursa'ya gidiyoruz araba almaya. Bugün size araba alırken nelere dikkat ediyoruz, nasıl alıyoruz, kendimiz nasıl eksper yapıyoruz, büyük usta Tuncay Karatepe nasıl bakıyor, ona bakacağız. Ben Tuncu abiyle gittiğim zaman ekspere sokmuyorum. Tuncu abi üstünde eksper yok zaten. Arkadaşlar bugün Bursa'da inşallah nasip ederse bayağı bir ticaret yapacağız. Ceyla ile bir takasımız var. Mercedes Vito, ona bakacağız. Tuncay bir tane Accord alacak, ona bakacağız. Bir tane de Focus'umuz var. İnşallah nasip olursa hepsine bakacağız. Olursa hepsini alıp geleceğiz. Bugün biz de böyle vlog şeklinde çekelim dedik. Sizlere anlatalım. Hep istiyordunuz çünkü. Tuncay abi. Konuk oyuncuları göstermeyeceğim. Taner Karatepe. Senin hayranların seni görmek istiyor. Taner'i tanıyorsunuz zaten, Tuncu abinin küçük oğlu. Büyüğü de göster arkadaki. Büyüğü hiç görmedin, o kendini göstermiyor. Büyüğü görmeyeyim yavrum ortaya. Talha efendi. Evet, bu da Brad Pitt. Gözüktü aralar. Aynen. Alain Delon geldi. Bazı arkadaşlar hep soruyorlardı, abi arabaları almaya gidiyorsunuz, ekspere sokuyor musunuz, nasıl bakıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz. Bugün bunların hepsini tek tek bakacağız. Belki 3-4 arabayı birden çekemeyebiliriz ama bir iki tanesini size püf noktaları anlatacağız. Tuncu abi var mı söylemek istediğim şey? Yok, söyler her zamanki gibi. Olan şeyler, gireceğiz eksperimizi yapacağız. Tabii nabız önemli burada. Önemli olan fiyat, biliyorsun benim için. Aynen. İnşallah bir deyip de iki değişen çıktığı zaman ben daha çok seviniyorum. Tuncu abinin bir huyu var. Yani istiyor ki gittiği arabada bir şeyler çıksın. Çıkması gerekmesi lazım zaten. Ben de tam tersi kafadayım abi. Neden? Yani ne konuşsun ama o çıksın, fiyat konuşmuyor. Öyle deme ya. Vallahi. Adam bana iki parça deyip de beş parça boyu çıksa ben daha çok seviniyorum. Allah Allah. Ne yapacağım? O arkadaki kayış edişin hali ne olacak? Taner. Taner. Sen bir videoda kayış edişin diye bir paket söyledin. Evet. Herkes soruyor, bu ne paket abi diye. O aşiret paketi olan aşiret paket mi? Paket. He. Bunun kayış dediği yere basık oluyor. Bak. Kayış dediğin ne biliyor musun? Ne? Böyle çok güzel duruyorsun. Tertemiz araba durması işte. Kayış mı deniliyor ona? Evet. Normalde eskiden kayışa leş derlerdi. Şimdi kayış şey mi oldu yani, güzel bir araba oldu. Bunun kayış dediğini biliyor musun abi? İşte eğirler olacak, jantlar olacak, basık, egzoz olacak, egzoz. Bağıracak popcorn olacak, bayağı yanacak. Bak, aynen. Kayış edişi. Merhaba, kayış edişi mi? Ne diyor ya? Bir bak kurdun. Laflara bak. Arkadaşlar devam edeceğiz arabalara bakarken. Görüşmek üzere. Bir dakika. Evet, söyle abi. Bu bizim Arap Mesut'u aradın mı sen? Aradım abi. Kalkmamış hala. Hala telefon kapalı. Eyvah. Bizim eleman var, Arap Mesut. Arap Mesut'u tanıyoruz. Aldık onu. Stop. Neydi o adam ismi? Snoop Dogg. Snoop Dogg'un biladeri. Bir dakika abi dur. Ben buraya şimdi arkadaşlar resmini koyacağım. Arap Mesut'u Snoop Dogg. Bizim Arap Mesut'un kaybolan kardeşi diye biz bulduk bunu. Snoop Dogg bize ulaştı. Böyle böyle biri varmış sizin yanınızda. Evet dedim, biz de çalışıyor. Beraberiz. Ya dedi, ben yıllardır onu arıyorum. Kayıp kardeşim benim dedi. Yemin et. Adam bir dua etti Caner. Geliyor dua mu adam? Etti. Adam geliyor, uçak bir tane. Arap Mesut buna uyuz oluyor. Ne zamandır bu adamı arıyorum dedi ya. Tuncu abi bu videoyu izlerse bizi dükkana sokmaz. Sokmazsın. Bak koyuyorum buraya arkadaşlar resmi, birebir aynısı ya. Bu kadar benzerlik olamaz. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. İlk arabaya geldik. Honda Accord. Tuncu abi bakmaya başladı bile. Gel. Hala. Arkadaşlar araba 2010 model Accord Executive paket, 2.0 benzinli LPG'li. Önden baktığında şaselerde bir şey gözükmüyor. Bu sol ön podyede bir şey gözükmüyor. Sağ şasede de bir şey gözükmüyor. Gel kaportaya bakacağız. Şimdi Tuncu abi kapı içlerine bakıyor. Arka tampon boyanacak. Öbür tarafında bayağı bir iş var arkadaşlar. Hadi bir şarja bak. Bakayım
Bagaj havuzunda bir şey yok gibi. Abi buna kim çekiş dedi bak. Ben sana dedim ya. Ben biz bunu değişen olarak aldık alırken. Çok değişen o. Bu kapı mı? Allah Allah. Bu. Bu da değişen. Bak biz bunu alırken öyle aldık. Geçen hafta yine Kocaeli'den gelip Express'e soktular, buna değişen demedi. Ben sana hatta... Ben sana göstereceğim. İnternette yazıyor ya iki değişen diye. Ben sana evet, göstereceğim. Bu şeyde ben öyle yazdım. Biliyorum öyle biliyorum. Geçen hafta Express'e soktular diyor, bu kapı değişen değil diyor. Expert mi? Expert mi? Abi ne baksana. Şimdi arkadaşlar sağ ön kapı değişmiş. Abi söylemişti. Bu diğer kapının da değiştiğini söylemişti ama şöyle Expert'in bir tanesi buna değişmedi demiş. Kuru çekiç. Aynen kuru çekiç var demiş. Şimdi civatalardan oynandığı belli oluyor ama işte söktak ayar mı bunu nasıl anlıyor söyleyeyim size. Şuradaki meges'i görüyor musunuz arkadaşlar? Bu orijinal fabrika çıkış meges değil. Sonradan çekilmiş meges. Buradan anlaşılıyor kapının değişen olduğu. Tuncu abi bagaj kapağından da şüphelendi de. Şu megesten dolayı arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Çok orijinal bir meges gibi durmuyor. Aynı şekilde şurası da. Ama ona şimdi detaylı bakacağız. Kapıkla boya var. Sağ iki kapı değişmiş. Bagaja detaylı bakacağız. Bagaj olsun iddia ederim. İnşallah abi. Vallahi iddia. Bu arada aracın sahibi abi isim neydi? Oktay. Oktay abi. Bursa'ya geldik onun yanına. Çok güzel bir abi sağ olsun. Eyvallah. Video çekmemize de izin verdi. Arabada kar lastiği var. Yazdıkları var mı bilmiyorum. Soracağız. Güzel ne var arabada? Anlat bize. Anladım. Abi. Ne abim? Kim geldi? Yok bir şey göstereceğim mi? Hani sana şeyde demiştim ya. Telefonda. Bu arka tampon bayağı gitmiş arkadaşlar. Bunun kesin boyanması lazım. Sol köşe kötü. Bu taraf da kötü. Şimdi arka çamurluk ağzında bir yerde bir şurası kötü rutuş yapmışlar. Ama orada bir de ezik ve düzeltme de var. Bir de şu sol taraftaki kapıda derin bir çizgi var. Şu çizik arkadaşlar. Hatta göçük şeklinde olmuş. Evet Taner araba nasıl? Beğendin mi arabayı? Neyini beğendin? Egzoz var ya onu beğendin değil mi? Ne yapacaksın sen buna şimdi? Soba borusu takacağız direkt. Soba borusu mu? Evet. Daha büyük boru tak olur mu ya? Kanalizasyon borusu takalım. Gerçekten. Oğlum nedir sendeki bu egzoz hastalığı? Popcorn yapacak mı? Nah yaparsın baban izin vermez. Yaparım sana. Rahatım olmaz, ben. Olmazsa Meriva'ya. Meriva'ya? Evet. Ona da annen izin vermez. Verir. Emin misin? Aldık izin ya. O kadar. Taner var ya, ekobisi var elektrikli. Ona bile egzoz takıyor. Evet, Tuncu abi çirkefliğe başladı. Abi arka tampon garanti boyanması lazım. Köşe boyanacak. Arka tampon kes. Öbür tarafta arka var abi. Arka tampon, arka saç çamurluk ağzı. Şu kapıda da çizik göçük de var ha. Ben de biraz destek olayım. Var ya. Arkadaşlar burada pazarlık kızıştı. Şu dizaynası çatlak. Sonra şu ön tamponda bir kırık çatlak var. Bir de şunu bilmiyorduk biz. Resimlerde gözükmüyordu onu göstereyim size. Şu koltukta şurada bayağı güzel bir yırtık var. Bunun değişmesi gerekiyor. Yoksa içi genel olarak güzel ama şu bayağı bir moralimizi bozdu.
bayağı bir yırtık çünkü arkadaşlar. Taner yine bir şey buldu. Ne buldun lan? Çatlak. Adam müzik anlamaya çalışıyor. Ne? Batlamışlar burayı. Oğlum senden geleceği galerisi olur abi. Bu ne lan? Evet, sisforu da çatlak. Taner onu da gördü. Bence ellenmez ya. Ben mevzu büyütmedim de hadi daha. Söyle. Söyle. Hayır. Abi ben söyledim zaten ben Taner'le şey yaptım. Ben buraya kadar geldim. Sen söyle. Sesli konuş. Sen Merve'yi ne zannettin? Tereke mi zannettin ben sesli? Sen Merve'yi geçer misin benle mi? Geçerim. Nasıl geçeceksin? Merve senin Ceylan gibi tereke değil ha. Yüklü mü Merve? Yüklü. Ne var? Ne var? Yazılım var. Motor güçlenmedi. Egzoz geliyor şimdi. Egzoz koyacağız. Merve'ye ha? Evet. Sen bayağı mısın oğlum? Merve'ye egzoz ne işi var? He? Ben bu arabayı yapayım da gör. Nasıl yapılmazmış. Bir koca dörde kadar sarılacak. Dörde kadar? Evet. Ama çamurda? Evet. Diyorsun. E hadi bakalım. Göreceğiz gidince. Neye karşısın? Bunlar var ya çok güzel. Nasıl güzel yani? 100 liraya versin gideyim diyor. Oğlum bak 100'den de ver. 70 verdi az önce gördün mü orada? Pardon 70 benim Celal'e 100 verdi. He. Rahatsız mı ya? Çok ölü mezarlık. Bizi geçti oğlum. Benimle alakası yok. Çorba içeceğiz, yemek yok, yiyeceğiz ya. Vallahi. Biz kahvaltı yaptık abi. Sen gel beni çek. Arkadaşlar şimdi ilk ticaret çok şükür oldu. Anlaştık abiyle. Arabada birkaç eksiği vardı. Ön arka tamponların boyanması gerekiyordu. Döşemede ciddi bir yırtık vardı. Bir de arka çamurluk ağzı çok kötüydü. Onun boyanması lazım. Onlar için de sağ olsun abi bize güzel yardımcı oldu. Hani beklediğimiz kadar olmasa da sağ olsun bize destek oldu. Çok da güzel bir abi. Bursa'nın yerlisi abi. Cumalı Kazık'ta da çok güzel bir restoran var. Giderseniz mutlaka bekleriz. Ben restoranın buraya ismini de yazacağım. Gerçekten çok güzel bir abi. Güzel bir esnaf. İlk ticaretimiz oldu. Şimdi buradan Vito'ya gideceğiz. Vito'ya bakacağız arkadaşlar. İnşallah o da olur. Buraya gelmişken hepsini halletmiş oluruz. Taner arabayı bendin mi? Taner bizden beter. Yok sis farı çatlak. Öbürü far da çatlak abi. Yok jant çizik. Öldürdün adamın arabasını. Devre her şeyi yapacaksın. Ne yapacaksın? Sana 2021. He. Her şeyi bakacaksın. Neden? Falandır. Ondan diyorsun. Evet. Önemli diyorsun. Evet. Her şey. Evet. Hepsi masraf. Evet. Bir yemin ediyorum galerici olsun var ya. Anasını ağlatır millet. Kapat. Şimdi Bursa'ya gelmişken burada bir araba daha bulduk. Ona da bakalım dedik. 2000 model bir Astra. Bakalım nasıl. Fiyatı iyi gözüküyor ama. Eğer arabada düzgünse onu da bakacağız. Bartoli Saadettin'in arabası galiba. Gidelim. Gidelim mi? Ne oldu abi? Dedik. Ne var? Söyle abi bize. Arkadan buna bir yerleştirmişler sonra. He. Önden çıkmış. O kadar. O kadar. Ne var harbiden abi? Oğlum, öyle işte. Arkadan çok sağlam yemiş bu araba. Allah Allah. Tavan? Tavan kasmış zaten de. Gel. Ooo direğe bak. Hale bak. Aynen. Katlamış abi. Buna Amazon'da giderken bizon sürüsü denk geliyor. Bizonun içine bir giriyor. Önden arkadan he. Ne konuşuyor? Çok sürmedi arkadaşlar. 5 saniye içerisinde cacık. Gelişen abi. Abi tak 120'ye kaçalım hadi. Biz bunu Adapazarı'na götürsek millet var ya. Bizi yer. Çok büyük beddua eder. Valla. Taner tamponda boya var mıydı? Var. Taner de almış tamponu ölçüyor. Ben bundan ümitliydim abi ama. Ben bundan ümitliydim ama. Doğru söylüyor aynen abi. Gerçi öğrenci kuşak ya. Baksana ya bunlar bir de aynı giymiş baba oğul. Arkadaşlar şimdi Vito'ya geldik. Benim Ceyla ile takas yapacaktık. Bursa'dan çok değerli bir abim. Boy Bey abi. Gazetecidir kendisi. Sakarya'dan da çok değerli bir abimizin vasıtasıyla bu ticaret oldu. Şimdi onlar bizim Ceyla'yı ekspere götürdüler arkadaşlar. Biz de bu araca kendimiz bakacağız. Tuncay abi de bu arada başka bir arabaya gitti. Bugün Bursa'ya geldik ama çok yoğun bir ticaret olacak belli. Accord'u aldık. Şimdi Ceyla ile Vito'nun takası oluyor. Tuncay abi de başka bir araca bakmaya. Biz de Taner'le beraber şimdi Vito'yu inceleyeceğiz. Taner hadi gel başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Aracın eksper raporu var abimizde. Bagaj değişen kaput boyalı dedi. Gerisi hatasız. 20 bin lira mı 22 bin lira gibi bir hasar kaydı var aracında. 227 bin kilometrede. Biz ama bunun doğruluğunu test edeceğiz, teyit edeceğiz. Arabanın bir motoruna bakacağız. Üfleyen var mı? Duman atma var mı? Bir yağ kaçakları var mı? Üstten bu şekilde bunlara bakacağız. Hadi gelin başlayalım.
Son ön çamurluktan başlayalım. Sol ön çamurluk orijinal. Boya yok. Değişenine bakacağız arkadaşlar. Sol ön kapı da boyasız gözüküyor. Çünkü genel olarak arabanın boya kalınlığı arkadaşlar 90-100. Sol ön kapı da orijinal. Direklerde boya yok. Bu kısım da orijinal. Bu arada arkadaşlar çok soranlar oluyor. Abi hangi boya makinesini kullanıyorsun diye. Göster bakayım. Arkadaşlar biz Atom kullanıyoruz. Yamco'na geldi galerilerinde kullandığım marka Atom. Eksperler geldi Würth kullanıyor ama biz Atom'u tercih ediyoruz. Çünkü çok daha hızlı bir makine ve yağmurdan, sudan ve çamurdan çok etkilenmiyor. Atıyorum burada bir yağmurlu bir havada baktığınızda sudan etkilenir çoğu makineler ya da kalitesi makineler. Ama bunlar kesinlikle etkilenmezler. Tozdan etkilenmez. O yüzden biz geldi Atom kullanıyor ve çok memnunum. Würth'ün de makineleri iyi. Onları da tavsiye ederim bu arada. Ama bunlar tabii pahalı makineler arkadaşlar. Şöyle bir şey mi olmuştu? Bir gün bir arkadaşımız geldi araç alacak. Kendisi öyle keyfe keder bir makine almış. 450 liraya mı ne almış sanırım Ali Baba'dan. Geldi bakıyoruz bir tane Mercedes vardı. Yani o kadar saçma sapan rakamlar ki 70'ler 250'ler falan. Bizim makine ölçtüğü de stabil. Hep 100-110 çıkıyordu. Yani kalitesiz makinelere itibar etmeyin arkadaşlar. Bu cihazlar gerçekten pahalı ve hakkını veriyor. Bu taraf da orijinal. Yine 90-100 geliyor. Bazı yerlerde farklı bir ses duyuyorsunuz. Farkındaysanız direkt tavan kısımları 70 geliyor. Çünkü üst kısımlarda genelde boya daha ince olur. Ben şöyle bir tavana da bakayım. Evet, tavanda da boya kalınlığı zaten 70-80. Bagaja bakalım. Arkadaşlar şimdi bagajda boya yok. Gel Taner. Şuralara baktığınızda arkadaşlar bagajın değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum. Orijinal parçayla değiştirmişler. Çünkü orijinal renk beyaz. Üzerinde boya yok. Farklı bir renk gelip de üzerine boya atılmamış. Ama civatalardan ve şuradaki izlerden Taner gösterebiliyor mu? Şuradaki izlerden bu bagajın değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Yani sadece değişen boya olmaması, orijinal çıkma parça takılması güzel bir şey. Ve bu arada Egemer'de yapılmış araç. Yani Mercedes yetkili servisinde yapılmış. Bir özel servis ya da dışarıda değil. O yüzden orijinal parçayla değiştirmişler. Taner gel şurada kapıya da bakalım. Daha sonra sağ tarafa bakarız. Şimdi ben alayım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi inşallah görebilirsiniz. Bakın civatalar dahi fabrikadan çıkmış civatalar. Hiçbir şekilde anahtar değmemiş. Yani yıldızları birebir orijinal şekilde duruyor. Bu kapı orijinal. Gel Taner sağ tarafa geçelim. Burası da orijinal gözüküyor. Devam edelim. Bu arada size arkadaşlar araçta gördüğüm kusurları da göstereceğim. Öyle çok kaydeder bir şey yok ama gördüklerimizi yine söyleyeceğiz. Sağ arka çamurluk orijinal. Sağ arka kapı da orijinal. Yine şu tavanın diğer yerlerine de bakalım arkadaşlar. Tavanda yine bir şey yok. Orijinal. Sağ ön kapıya geldik. Şurayı göstereyim. Taner şurayı bir yaklaştır bakayım. Şurada kuru çekiş düzeltmesi yapılmış ve çok da iyi yapılmamış. Yani göçük düzeltme değil de çekişle düzeltmişler. O yüzden böyle pütür pütür. Şurada da bir derin bir çizgimiz var. Yani göçük şeklinde bir çizmiş. Bayağı derin
Yani kaportayı ezerek çizilmiş bir durum. Onu da görebilirsiniz. Gördüğümüz kusur o var. Sonra bu kapı yine orijinal. Gel Taner, sürgüye bakalım. Şimdi arkadaşlar, sürgü kapının da şuradaki civatalarından kapının orijinal olduğunu anlayabiliyorsunuz. Üzerinde zaten yine Mercedes yıldız kodları da yazıyor. Bu kapı da keza öyle. Kapıda da boya yok. Şimdi sağ ön kapıyı da göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde civatalar orijinal. Bu şekilde buralar orijinal. Yani söktak daha iyi yapılmamış. Bir ayar işlemi de yapılmamış. Zaten kenarlarına baktığınızda da hiçbir şekilde boyalarda da oynama olmamış. Şimdi arkadaşlar, sağ ön kapı da orijinal. Sağ ön çamurluk orijinal. Şimdi kaputa bakalım. Arkadaşlar, kaput boyalı. Taner göster. 230. 230. 250. Kaputa. 250. Arkadaşlar, kaput da macunsuz yüzeysel boya yapılmış. O yüzden 200-250 arası geliyor. Macun olsa kesinlikle 300 ve 350'nin üzeri çıkar. Bunun sınırı yok. 1000-1200'lere kadar gider. Makinede zaten 1250'nin üstünü ölçmüyor. Yani kaputun komple çevresi 250-230 civarı geliyor. Sana göstereyim kırıklık. Kaputu açalım. Arkadaşlar, motoru çalıştırmadan kaputun içine bakalım. Şaselere, podyalere. Ondan sonra motoru çalıştırıp da bakarız. Şimdi Taner, sen bana ver bakayım. Şimdi arkadaşlar, sağ ön podya kılıçsacı dediğimiz yerde burada hiçbir şey yok. Ne bir düzeltme işlemi, ne bir değişme yok. Şimdi şaseleri buradan telefonla size göstermem çok zor. Ama zaten kaputta sadece boya, yüzeysel boya ve podyelerde de bir işlem olmadığı için, bakın buradaki podyede de, kılıçsacında da, kulelerde de hiçbir şekilde bir şey gözükmüyor. Tabii ben buna biraz daha detaylı baktım. Arabanın ön paneli dahil orijinal arkadaşlar. O yüzden şaselerde bir şey olması da mümkün değil. Ancak ne olabilir? Alttan bir kaza olmuş olabilir, şasenin altına vurup oradan bir eğilme, büzülme yapmış olabilir. Onu da biz şu an göremiyoruz ama aracın altına girebiliyoruz yüksek olduğu için. Eğildiğimizde o da gözükebiliyor. Ben baktım, yine bir şey yok arkadaşlar. Taner, çalıştır bir arabayı bakayım. Şimdi üstten baktığımızda da yine bir yağ kaçağı falan gözükmüyor araçta arkadaşlar. Dediğim gibi araç komple Egemer'de yetkili serviste bakımlara girmiş. O yüzden gerçekten hani mekaniği, motoru muazzam diye düşünüyorum. Taner, bekle bir. Şimdi arkadaşlar, dizel araba. Bu kadar bir duman atması çok gayet normal. Ama bunu 3000-3500 devir yaptığınızda kompresörün bu dumanı çekiyor olması lazım. Taner, bir 3000 devir bassana. Bas. Bas 3000 devir. Bas. Bakın arkadaşlar, komple dumanı çekti. Bırak. Şimdi 3000 devir bastığımızda komple dumanı çektiği için bu motorda bir üfleme söz konusu değildir arkadaşlar. Hani böyle bilgi de vermiş olayım. Her dizel arabayı açtığınızda bu dumanı görebilirsiniz. Bu çok normal bir şeydir. Bunu açan insanlara motor üflüyor diyor. Hayır, alakası yok. Bütün dizel arabalarda bu olur. Önemli olan 3000-2500-3500 devir aralığında bu dumanı çekip çekmediği. Eğer çekmiyorsa bir sorun var demektir. Yine şöyle bir durum var. Ön camımızda çatlak var arkadaşlar. Ama ben bu ön camı değiştirmeyi düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Çok rahatsız eden bir yerde değil. Alt tarafta çatlak ve ön cam orijinal. Şimdi ben bu ön camı değiştirdiğimde kaput boyalı olduğu için insanların kafasında şüphe olabilir. Bu ön cam neden değişti diye. Bir kazaya maruz kaldı. Kaza daha büyük bir kaza mıydı? Ben değiştirmeyeceğim. Alan arkadaş kendi keyfi isterse değiştirir. Biz satıcılar bu tarz şüphelere mal vermemek için değiştirmeyi çok doğru bulmuyoruz. Şimdi de egzoza bakalım. Bir kara duman atma, mavi duman atma. Taner, basıp basıp bırakıyorsun, tamam mı? 3000-4000 devir bas bırak. Şimdi
Tamam. Yani motorda bir kara duman asma, mavi duman, gri duman gibi bir durum da yok. O yüzden arabanın motoru da güzel. Biz yürüyerek de test ettik. Bu arada ben de biraz Taner'i çekeyim. Taner nasıl geçiyor Bursa macera? Taner bugün çok yoruldu. Değil mi? Hadi gel. Benim de size şunu göstereyim. Gel Taner. Şimdi aracın iç döşemelerine baktık. Ön konsoluna baktık. Torpido gibi kısımlarına baktık. Gayet temiz. Bir çizik, çatlak falan yok. Arkadaşlar arabanın orijinal koltuk kılıfları değil. Araba VIP yapıldığı için komple deriye kaplanmış. O yüzden de renkleri farklı. Derileri de gayet muntazam. Böyle bir çatlama, yırtılma, bir deformasyonu yok. Şimdi iç kısmını da göstereyim ben size. Bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Araç yine 9+1 olarak geçiyor. 9+1 miydi lan Taner bu? Evet. Arkadaşlar yanlış söyleyeyim ama 9+1 diye geçiyor büyük ihtimalle. Yine koltuklar ters çevrilip 4'er kişilik yapılmış. Burası 4 kişilik, orası 3 kişilik yapılmış. Araçta buzdolabı var, sehpa var. Komple tavan arkadaşlar alkantara döşenmiş. Ben tavan döşemesini çok beğendim. Yani bir alkantara kumaştan ve kaliteli bir kumaştan yapılmış. Buzdolabını gösterelim. Dediğim gibi araba inceden bir VIP, öyle komple bir VIP değil. Yani koltuklar deriye kaplanmış, buzdolabı var, tavan kaplanmış, bardaklıklar yapılmış, sehpa falan yapılmış. Bu şekilde inceden bir VIP yapılmış. Tavanı gösterebiliyor musun? Tavana da arkadaşlar bu şekilde bagaj koydurmuş aldığımız abi. Çünkü sürekli seyahat eden bir abi gazeteci olduğu için özel haberler yapıyor. O yüzden de böyle bir bagaj koydurmuş. İçeride rahatsızlık vermesin diye. Çünkü kalabalık olarak bindiğinizde ortaya bagaj, valiz koyduğunuzda bayağı rahatsız ediyor. Bende bir transporter vardı. Onda böyle bir imkan yoktu. Ben tatile gitmiştim. Çok çile çekmişim. Yani ortaya koyduk. Arkada çok az bir alan var arkadaşlar. Ortaya koyduğunuzda da oturma alanınız, yatma alanınız falan gerçekten bozuluyor. Bu bagaj o yüzden çok işe yarar. Bu arada yine arkadaşlar araçta çelik jant var. Normalde base paketlerde, base paketlerde çelik jant olmaz, basamak olmaz, bu yüz çıtaları olmaz. Bunların hepsi opsiyon olarak sonradan yaptırılmış. Yani arkadaşlar araçta gördüğümüz kusurlar şunlardı. Ön cam çatlak, sağ taraftaki kapıyla sürgül kapının orada boyasız çekişle, kuru çekişle düzeltme yapılmış. Bir de orada kapıda bir derin çizgimiz var. Göçük şeklinde almış arkadaşlar. Onun için böyle kaydeder bir hata yok. Arabanın yürüyeni, motoru, şanzımanı gayet muntazam. Bu arada şunun haberini vereyim. Şimdi sürekli olarak şunu soruyorsunuz. Ben Instagram sayfamda, bu arada Soner Altıre Şahin benim Instagram sayfam arkadaşlar. Onu takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben Instagram'da araçlar paylaşıyorum. Bazen de hiç orada paylaşmadan satıldı olarak paylaşıyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela ben Bursa'ya geldim. Bu arabayı aldım. Daha Instagram'a resimlerini falan çekip atmadan önce bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu işin ticaretini yapanların olduğu. Burası da arkadaşlar özellikle seçilmiş insanlar. Çünkü orada şöyle bir ticaret dönüyor. Ben bu arabayı paylaştığımda herhangi bir atıyorum X firması esnaf abimiz. Sonra abi ben bu arabayı aldım dediğinde biz ona bilgilerini söylüyoruz. Kilometresi, modeli, hasarı falan gibi. Tamam abi ben aldım dediğinde bu araba artık satılmış oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor abi biz de bu gruba alır mısın diye. Arkadaşlar o gruba birisi ben alamıyorum. İkincisi oraya girebilmenin şartı galerici olmak. Bu işin ticaretini yapı olmak. Bir de her galerici olan da oraya giremiyor. Çünkü bazen kişiler burada usulsüz davranabiliyorlar. Anlatıyorsun adama arabayı. Adam diyor ki tamam abi ben bu arabayı aldım araba benim diyor. Kaporu almıyorsun. Sadece sözüne itimat ediyorsun. Çünkü orası öyle bir ortam. Ama yarın ben abi yok almaktan vazgeçtim başka bir arabaya gidiyorum diyor. Senin ticaretine engel oluyor. Çünkü sen bu arabayı sattım diye yarın başka bir şehre araç almaya gidiyorsun o adama güvenip. Yani bu tarz sözünde durmamalar gibi şeyler yüzünden yani o grupta gerçekten bizim esnaf çevremizden de seçilmiş insanlar oluyor. İşte onu anlatıyordum. Ben bu arabayı aldım. Hemen WhatsApp grubuna 3-4 tane resmini atıyorum. Modelini, kilometresini, hasarını yazıyorum. Ve oraya da fiyatını yazıyorum. Hemen hiç ilana girmeden, hiçbir şeyle uğraşmadan diye. Oradan bir tane esnaf kardeşimiz ya da abimiz diyor ki ben bu arabayı aldım dediği için ben yarın bunu satılmış olarak atıyorum. O yüzden siz bu arabayı hiç göremiyorsunuz. Bazen ben bile görmüyorum. Mesela bu arabayı gidiyor Tuncay abi almaya. O gruba atıyor. Ben bile görmeden yarın sabahına satılmış oluyor arkadaşlar. Ama ben bu arabayı o gruba atmadım özellikle. Çünkü buradan bir takipçilerimiz için yarın ben bu arabanın detaylı videosunu çekeceğim. Sizlere anlatacağım. Ve bunu da sonra YouTube kanalımda özel bir fiyatla bakın hatta şöyle söyleyeyim size. İnternetteki en düşük fiyatım bile çok çok altında paylaşacağım. Sadece bu aracı özel çünkü şu
bir hafta 10 gündür çok yoğun ticaretler döndü. Belki biz 2 haftada yani 20-25 tane araç satışı yaptık. Şu an araç toplamaya çalışıyoruz. Çünkü bir dönemde araç satmak çok kolay arkadaşlar. Çünkü piyasa sürekli artıyor. İnsanlar deli gibi saldırıyorlar. Ve bizde de sürekli olarak en uygun fiyatlı araçlar olduğu için yani bizde piyasa çok hızlı dönüyor. Yani elimizde araç kalmadı diyebilirim. Belki 25-30 tane araç vardı. Şu an 8-10 tane kaldı. İşte bugün inşallah 3 tane alacağız. Bu hafta içerisinde de mümkün olduğunda araç almaya özen gösterdi. Çünkü elimizde araç kalmadı arkadaşlar. Yarın da bu aracı sırf sadece takiplerim için müthiş bir fiyata tanıtımını yapacağım ve Instagram sayfama atacağım. Şimdiden Soner Akdere Şahin Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bugünü böyle sizler için bir vlog şeklinde çekelim istedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlara da özellikle şunu yazmanızı istiyorum. Bu tarz videoları çekmeye devam edelim mi? Eğer bununla alakalı da kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hava kararıyor. Sabah 5'ten beri ayaktayız. Bugünkü videoyu çok uzun tutmamak istedim. Bütün detaylarıyla size anlatmak isterdim ama çok uzun sürerdi. Bu da sizi de beni de sıkardı. Bugün çünkü gerçekten çok vakit dardı bizim için. Hem alım hem satımlar. Yani 4-5 tane araba için görüşüyorduk, bakıyorduk. O yüzden kısa kısa tuttum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün Taner'i unutursak gerçekten ona ayıp ederdik. Sabah 5'te bizimle beraber geldi. Onu da bugün bayağı yorduk. Ama şöyle, o da yavaş yavaş artık çekirdekten yetişiyor. Taner, söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim Taner. Mikrofon yok ya, biraz sessiz söyle. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi. Bir dahaki videodaki görüşmek üzere. Arkadaşlar biraz Taner kameralarda utanarak konuşuyor. Normalde çok konuşkan bir çocuk.